Türkiye Pazar günü sandık başına gidecek. 57 milyon seçmen oy kullanacak. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte adım adım oy kullanma. 31 Mart'ta sandıklar kurulacak. 57 milyon seçmen 194 bin sandıkta oy kullanarak yerel yöneticilerini seçecek. Peki seçmen 31 Mart yerel seçiminde nasıl oy kullanacak? Evet. İlk yapılacak iş nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağının öğrenilmesi. Bunun için seçmen bilgi kağıdından YSK'nın resmi internet sitesinden, e-devlet sisteminden ve seçmen sorgulama mobil uygulamasından faydalanmak mümkün. Milyonlarca seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek ancak seçmenlerin oy kullanabilmesi için üzerlerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının bulunduğu kimlik kartlarının bulunması son derece önemli. Seçmenler kimlik kartlarının yanı sıra pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi ve sürücü belgesi gibi belgelerle oy kullanabilecek. Yerel seçimlerde bir ilk yaşanacak dört oy pusulası tek bir zarfın içine girecek. Kulalarından biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için beyaz renkli oy pusulası çıkacak seçmenin karşısına. Bundan da ilçe belediye başkanlığı seçimi için mavi renkte oy pusulası ve belediye meclis üyesi seçimi için de sarı renkli oy pusulası verilecek seçmene. Seçmen kabin içerisinde ise muhtarlık seçimi için listesini alacak ve 4 oy pusulasını tek bir zarfın içine koyarak şeffaf sandıkta oy kullanacak. Zarf. Pusulalar dışında herhangi bir şeye konulursa oy geçersiz sayılacak. Oy kullanma kabinlerine cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla girilmesi yasak olacak. Engelli vatandaşlar bir akrabasından ya da başka bir seçmenden oy kullanırken yardım alabilecek ancak bir seçmen birden fazla engelli seçmene yardım edemeyecek. Seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık seçmen listesine imza atacak. Bu işlemle birlikte oy kullanma işlemi tamamlanacak.